Bugün canlı canlı bonsai yetiştirmeye başlıyoruz. Hayatınızda hiç bonsai ekmeği düşündünüz mü? Geçtiğimiz günlerde mor yapraklı bonsai akçaağaç satın aldım. Akçaağaç tohumu satın aldım. Aynı zamanda da kadife çiçeği tohumu satın almayı ihmal etmedim. Çünkü çok hoşuma gidiyordu. Bonsai akçaağaç ise kız arkadaşımın fazlasıyla dikkatini çekiyordu. Beslemek istiyordu. Ben de beslemek istedim. Ben de istiyorum. Özellikle kadife çiçeğini beslemeyi çok istiyordum. Askerlik dönemlerimde sabaha kadar nöbet tutarken kadife çiçeklerinin olduğu bir bölge vardı. Oradan mis gibi kokular geliyordu. Bu da ister istemez beni etkiliyordu. Aynı zamanda çocukken anneannemin bahçesinde kadife çiçeği yetişmekteydi. Ve bu çiçekleri kokladıkça gerçekten huzur buluyordum. Yani kokuların insan üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bakalım bonsai'nin üzerimizdeki etkisi nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bütün bitkilere uygulanabilecek sıvı besin aldım. Onun dışında iki tane kabımız var. Toprak ise gübreyle karışık standart 3 liraya satın alabileceğiniz çiçeklerden bir paket 1 kiloluk 2 kiloluk toprak satın alabilirsiniz. Bu iki tane ufak kaba yani yarım kilo yeterlidir diye düşünüyorum şimdilik. Tohumlarımıza dilerseniz yakından bakalım. Şu anda 3-6 adet kadife çiçeği tohumu, 1 adet de bonsai akçaağaç tohumum bulunuyor. Aslında 5 adet bonsai akçaağaç tohumu almıştım. 4'ünü kız arkadaşıma verdim. Düşünsenize o 4'ü patlıyormuş, bir tanesi tutuyormuş, o da bende. Felaket olurdu. Kavga çıkardı. Ama gönül bu. Ne yapardık? Yani büyüttüğümüz evladımızı gider kız arkadaşımıza verirdik. Öğrendiğim kadarıyla tohum halinde yetiştirmek ve gidişatı süreci izlemek daha sağlıklıymış. Bunun çeşitli sulama teknikleri bulunuyormuş. Hani dönem dönem. Dikkat etmek gereken bir şeymiş. Ve aynı zamanda dünyanın en güzel gözüken minyatür ağaçları kulvarında yer alıyor. Bonsai diyorum. Bakıyorum, bilmiyorum neler çıkacak içinden. Ne çıkacak acaba yani? Ben de meraklıyım. Bir sürü renk çeşidi var, bir sürü çeşidi var bonsai ağacının. Yani ben mor rengini seçtim. Pembesi var, kırmızısı var, şusu var, busu var. Yeni nesil olarak sadece bilgisayarlara tutulalım, oyunlar oynayalım, dışarıya çıkalım mantığıyla yaşamak yerine aynı zamanda doğaya, çiçeğe, hayvanlara elimizden geldiği kadar sevgi ve şefkat beslememiz gerektiğini düşünüyorum. İlk defa ekiyorum. Nasıl ekildiğini de bilmiyorum. Ortasını iyice açtım. Kadife tohumlarımızı koyacağım başta. Bonsai'yi en sona saklıyorum. O yolunu bulur. Dik bir şekilde gömüyorum. Ama çok tohum varmış. Büyüdükçe hani bunu parçalar, daha büyük bir şeye ekerim diye düşünüyorum. Toprağa koydum. Sonra şu sıvı zımbırtı var. Sıvı besin. Ondan dökeceğim. Birazcık. Yeter. Şunu. Ne de neyle? Bonsai. Bonsai de. Elini mi takıp oynadın? Bonsai yıkıyorum teyze. Satacağım. Bunlar arasından da mı çekiyorsun Sezer? Aynen. Sen mi çekiyorsun? İkisini de ektim. Tüm tohumları. Ne o? Bonsai. Bu yönde de kendimizi itmeliyiz. Sonuçta hayat bir lütufsa, aynı şekilde biz de bir lütufuz ve bunu karşılıklı birleştirip mis kokularla, tertemiz bir şeyle yaşayabiliriz. Hem strese hem sıkıntıya, her şeye daha iyi gelecektir. Sadece fiziksel yapıda ilerlemek ne kadar doğru? Somut bir şekilde tak 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 ilerlemek hiç mantıklı değil. Birazcık da soyut düşünmek ve hissetmek lazım diyorum. Bu videonun da sonuna geliyorum. Umarım süreç konusunda sizi bilgilendireceğim. Hem kız arkadaşım hem de ben ekeceğiz. Acaba kiminki daha hızlı büyüyecek, kiminki daha hızlı sağlıklı büyüyecek? Ne gibi yöntemler uygulayacağız? Dönem dönem büyüdükçe sizlere göstereceğim.
Belki büyür, bir gün tohum salar, size de gönderirim. Her taraf yeşillenmeye başlar artık, ne diyeyim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Her bir paylaşım bir tohum.